Merhaba arkadaşlar, Elektriyel kanalına hoş geldiniz. Bugün size akım ve gerilimle ilgili bazı kavramlar vereceğim. Akım bir iletkenden birim zamanda geçen elektron miktarıdır. I ile gösterilir. Birimi ise amperdir. Gerilim, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır. V ile gösterilir. Birimi ise volttur. Periyot, bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Büyük T harfi ile gösterilir. Frekans, bir olayın tekrar sıklığıdır. Büyük F ile gösterilir. Birimi Hertz'tir. Genelde 50 Hz veya 60 Hz kullanılır uygulamalarda. Dalga boyu, her tekrar eden dalganın uzunluğudur. Lambda ile gösterilir. Bunun dışında birkaç tane grafiğim olacak. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin bir DC grafik var şu an karşımızda. Şunu söyleyeyim öncelikle. Elektrik mühendisliğine genellikle akım ve gerilimin, yani tabloları, grafikleri vesaire çizilirken DC ve AC olarak ayrılarak çizilir. Örneğin burada bir DC grafiğimiz var. Burada akım ve gerilim süreye bağlı olarak çizilmiş bir grafik. Buradan anlayacağımız bizim akım ve gerilimin süreye bağlı olarak değişmediğidir. Yani ne işaretinin ne de değerinin değişmediğidir. Yani alt grafikle karıştırmayın. İkisi ayrı grafiktir. Örneğin mesela eksi 8 ise hep eksi 8 devam eder. Bu akım veya gerilim. Artı 8 ise hep artı 8 olarak devam eder. Şimdi AC grafiğe gelecek olursak, AC grafikte ise grafiğin üst kısmında bulunanlar pozitif değerlikler alırken alt kısmında bulunanlar negatif değerlikler alır. Yani süreye bağımlı olarak akım veya gerilim değişebilir. Bir tek farkı budur yani. Şimdi gelecek olursak bu şekle. Bu şekilde yine bir süre var x ekseninde. Yani y ekseninin ne olduğu çok önemli değil. Burada bir tepe noktası var örneğin. Bu tepe noktasından x eksenine bir çizgi çizilmiş. Bu aradaki uzaklığa biz genlik deriz. Bu pozitif bölgede için geçerlidir. Alt tarafta ise negatif bölgede bir çukur var. Bu çukurdan x eksenine bir çizgi çizilmiştir. Buraya ise yine genlik deriz. Şunu da söyleyebiliriz. Mesela pozitif, yani en maksimum değerini aldığı grafikte pozitif değerlerin üstüne biz tepe noktası demiştik ya. Bu iki tepe noktası arasındaki uzaklığa lambda, yani dalga boyu diyebiliriz. Veyahut da tam tersi, negatifi en küçük aldığı değerler, yani çukur değerleri, iki çukur değeri arasındaki mesafeye biz lambda, dalga boyu diyebiliriz. Bunun dışında bununla ilgili iki tane önemli formülümüz var. Yukarıya yazdım. Lambda eşittir c bölü f, yani dalga boyu eşittir ışık hızı bölü frekans. Bir diğeri ise lambda eşittir 1 bölü t, yani dalga boyu eşittir 1 bölü periyottur. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken ve bütün sorularda kullanılan, yani şaşırtma yapılan da lambda'nın, yani dalga boyunun periyotla ters orantılı olduğudur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.